Son bir aydır gündemden düşmeyen ChatGPT ile çoğunuz TikTok, YouTube, Twitter gibi platformlarda karşılaşmışsınızdır. ChatGPT gelince işimizden mi olacağız? Google devri bitti mi? ChatGPT ile çok büyük paralar kazanılabilir mi? Tarzındaki videolar bir anda gündemimize yerleşti. Benim de ilgimi çektiği için bu konuda 5 başlıkta araştırma yaptım. Hazırsanız başlayalım. 1. ChatGPT nedir? Yapay zeka araştırma şirketi olan OpenAI tarafından hazırlanan bir yapay zeka sohbet botu. 30 Kasım 2022'de kullanıma açıldı ve sadece 2021 yılına kadar olan datalar hakkında bilgi sahibi. ChatGPT pekiştirmeli öğrenme stiliyle, insan geri bildirimleri ile internetten de yardım alınarak yapay zeka geliştiricileri tarafından hazırlanmış bir sohbet botudur. İnsana benzer cevaplar verebiliyor olması, birazdan anlatacağım şeyleri yapabiliyor ve kendini sürekli geliştirebiliyor olmasıyla bu zamana kadarki en iyi sohbet botu olduğu iddia ediliyor. ChatGPT 2021 yılına kadar olan şeyler hakkında konuşabiliyor demiştim. Güncel olayları ona sorduğunuzda bazılarına cevap verebilirken bazıları hakkında bilgisinin olmadığını da kabulleniyor. Peki ChatGPT neler yapabilir? Matematik sorularınızı çözer, istediğiniz konuda tavsiye verir, metin yazar, kod yazar, sizin yazdığınız koddaki hatayı size anlatır, uzun metinlerin özetini çıkartır, diller arası çeviri yapabilir ve çok daha fazla şeyi bizim için dakikalar içinde gerçekleştirebilir. Yapay zeka geliştiriciler sayesinde ortaya çıkan bu sohbet botu çoğu alanda işlerimizi kolaylaştıracak gibi gözüküyor. Şimdiden çok başarılı işler yapabileceğini düşünüyorum. Şimdi üçüncü başlığa geçelim. Peki ChatGPT'yi nasıl kullanabiliriz? Şu anda sadece web sitelerinde hizmet veriyorlar. Açıklama kısmında verdiğim linke girerek e-posta adresiniz ve telefon numaranızı yazıp direkt kayıt olabilirsiniz ve şu anlık ücretsiz bir şekilde denemeye başlayabilirsiniz. Sitede çok fazla yoğunluk olduğu için uzun zamandır giriş yapmakta zorlanıyordum. ChatGPT kendi tarzıyla sitenin yoğun olduğunu akrostiş şiirle, rap halinde, senaryo halinde ve farklı tarzlarda ekrana yazıyordu. Bir süre daha bekledikten sonra sayfayı yeniledim ve siteye giriş yaptım. ChatGPT nedir sorusunu soracağım. Hem küçük bir çocuğa anlatmasını hem de bir uzmanı anlatır gibi anlatmasını isteyeceğim. Bakalım seviyelere uygun anlatım yapabiliyor mu? Bunu test edeceğim. Hızlı bir şekilde sonuçları veriyor gerçekten. Ben bu aşamada başarılı buldum. Şimdi gelin bir matematik alanında soru soralım. İşlem önceliği nedir sorusunu sordum ChatGPT'ye ve karşılığında açıklayıcı bir şekilde işlem önceliğinin ne olduğunu anlattı ve en sonunda da örnek verdi. Verdiği örneği çözmemiş, çözmesini istedim ve saniyeler içinde sonucu bana açıkladı. Mutlaka sizlerin de denemesini tavsiye ediyorum. Videoda herhangi bir reklam ya da işbirliği yok. Sadece kendi deneyimlerimi paylaşıyorum sizlerle. Son olarak da bir kod yazdıralım ve dördüncü başlığa geçelim. İki farklı programlama dilinde ekrana ChatGPT yazmasını istedim. Gördüğünüz gibi Python dilinde yazdı ve C++ dilinde de yazdı. Şimdi dördüncü başlığa geçebiliriz. Dördüncü başlığımız ise ChatGPT ve Google karşılaştırılması. ChatGPT ile ilgili merak edilen şeylerden biri de Google devrini bitirebilecek bir güçte mi? Yerine artık ChatGPT kullanılabilir mi karşılaştırması var. ChatGPT avantajlarından bahsedelim. Başka bir sekmeye yönlendirme yapmıyor. Size anlık olarak ihtiyacınız olan bilgiyi, cevabı istediğiniz uzunlukta ve detaylarıyla veriyor. Zaman tasarrufu olarak kesinlikle daha avantajlı. Google ise bir konu hakkında çok fazla kaynağa ulaşabileceğimiz, derin araştırmalar ve siteler arası karşılaştırma yapabileceğimiz bir arama motoru. İstediğimiz bilgiyi ararken diğer detaylar arasında kaybolabiliyoruz. Görsel, video olarak da destek alabiliyoruz. Bu yüzden Google daha kapsamlı ve detaylı araştırma isteyenler için daha avantajlı diyebiliriz. ChatGPT'ye Google ile arasındaki farkları sorduğumuzda kendisi de söylediği gibi ikisinin de kullanım amaçları farklı. Ben sadece şu anki durumların arasında kendi fikirlerimi paylaştım. Tabii ki arasında bir karşılaştırma yapılamaz şu anda. Sizler de bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Ve geldik son kısma. Bu sohbet botundan para kazanmak mümkün mü?
Bu sohbet botundan para kazanmak mümkün. Hatta çok güzel paralar kazanmak mümkün. ChatGPT üzerinden para kazanmanız ChatGPT için bir sorun teşkil etmiyor. Tamamen izin veriyor para kazanmanıza. Hatta size para kazanmanız için yollar bile gösteriyor. Bunlardan birkaçını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi ChatGPT metin yazabiliyordu, çeviri yapabiliyordu, soru çözebiliyordu, özetleme yapabiliyordu. Bunların hepsini kullanarak freelance sitelerinde ya da kendimiz özel müşteri bularak da bu işleri yapabiliriz. Öncelikle bir iş fikri belirleyin kafanızda. Güzel bir pazarlama stratejisi bulun ve ChatGPT kullanarak para kazanmaya başlayın. ChatGPT ne yapabilir konusunda bahsettiğim bütün yöntemleri kullanarak para kazanabilirsiniz. Para kazanma konusu için çok detaylı başka bir video atmak istiyorum. Sadece ChatGPT'den para kazanmak üzerine. Çünkü çok kapsamlı ve bunu size direkt söyleyerek para kazanın işte şöyle yapın demek doğru olmaz. Kendim göstererek ve deneyerek sizlerle bu deneyimi paylaşacağım. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Kanala abone olarak ve videoyu beğenerek YouTube algoritmanızı geliştirebilirsiniz. Siz bu tarz videoları beğendikçe ve kanala destek çıktıkça YouTube önünüze daha fazla bu tarz video çıkaracaktır. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.